ekip arkadaşımız Ahmet Suat Öz yazıcı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Yunus Emre. Teşekkürler Ceyda. Size ve konuklarınıza iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor'un Trabzonspor olmasındaki mihenk taşlarından bir tanesi Ahmet Suat Özyazıcı Hoca şu anda son yolculuğuna uğurlanıyor. İskenderpaşa Camii'nin önündeyiz. Ailesi ve yakınları şu anda burada taziyeleri kabul ediyorlar. Biz de Ulaş Özdemir'le birlikte bunu Ahmet Suat Özyazıcı'ya dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız ama çok da dilimiz dönmez. Çünkü Trabzonspor'un aslında ta kendisi Ahmet Suat Özyazıcı değil mi? Ulaş Özdemir. Şimdi efsane diyorlar. Ben efsane olarak hiçbir zaman nitelendirmedim. Gerçeğin ta kendisi Ahmet Suat Özyazıcı. Niye? Trabzonspor'da futbol oynamış. Trabzonspor'da teknik direktörlük yapmış. Efsane isimlerden bir tanesi. Trabzonspor'da aynı zamanda başkanlık yapmış da olan, yani üçünü bir arada yapmış olan da Sayın Özkan Sümer vardı biliyorsun. Onu da yaklaşık 2 sene önce sonsuzluğa uğurladık. Trabzonspor'u Trabzonspor yapan iki önemli insan 2 sene arayla aramızdan ayrıldı maalesef. Tabii Ahmet Suat Özyazıcı Abdullah Hoca da tekrar cenaze namazı için de buraya geldi. Tabii Abdullah Avcı'nın başındaki kasketi Özgür arkadaşımız da alıyor. Bu kasket Trabzonspor için çok anlamlı ve değerli biliyorsun. Ahmet Suat Özyazıcı eşofmanların üzerine dahi kasketi giyerek teknik adamlık yapmış bir değerli insandı. Tabii Ahmet Suat Özyazıcı'yı böyle hani anlatabilecek cümleleri çok fazla kuramayız. Çünkü kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir şey. Trabzonspor'un varoluşunu başlatan efsane isimlerden bir tanesi. Amatörde, ikinci ligde ve Süper Lig, o zaman birinci lig diyelim, şampiyonluk yaşamış Türkiye'de tek teknik direktör. Şu anda onu başarabilmiş başka bir teknik direktör yok. Tabii efsane nerede başladı? Sevgili Yunus, Trabzonspor'un ikinci lig şampiyonluğu. İkinci ligden birinci lige yükseldiği zaman efsane orada başladı ve Ahmet Suat Özyazıcı da Trabzonspor'un teknik direktörüydü o zaman. Kendi öz değerleriyle, kendi öz varlıklarıyla beraber inanılmaz bir hikaye yazdı. Ve bugün eğer milyonlarca insan Trabzonspor'u bağlıysa, sadece Trabzonlular için değil tabii ki Trabzonspor, Türkiye'nin dört bir tarafı, Avrupa'da eğer insanlar Trabzonspor'a bir sevdasını yansıtıyorsa ve bugün yurt dışından gelen yüzlerce insan da var, yurt içinden de gelen yüzlerce insan var buraya. Neden? Çünkü ona bir vefayı gösteriyorlar. Dediğim gibi Trabzonspor'u varoluş efsanesini başlatan insanlardan bir tanesine vefayı göstermek için o dönemleri yaşayanlar, o dönemleri okuyup bilenler, o dönemleri okuyup Trabzonsporlu olanlar, o dönemlerde Trabzonsporlu olan babaların evlatları bugün burada. Ahmet Suat Özyazıcı'nın ailesi, onlar da çok değerli. Çünkü böyle bir efsaneyi hakikaten efsanenin çatısı altında aynı evde yaşamak bambaşka duygular. Ve evlatları da gerçekten onun kadar çok değerli insanlar. Tabii Trabzonspor 75-76 yılında bir Anadolu ihtilalini gerçekleştirdiğinde kendi çocuklarıyla, kendi öz varlıklarıyla beraber sahneye çıktı ve futbolda bir Trabzon fırtınasını başlattılar bir dönem. 4 şampiyonluğu var Ahmet Suat Özyazıcı'nın Trabzonspor'la beraber. Cumhurbaşkanlığı kupaları, başbakanlık kupaları. 5 cumhurbaşkanlığı, 3 Türkiye kupası, 2 başbakanlık kupası. Toplamda da 17 kupası var. 18 diye biliyorum ben gerçi. Yarım kupayla 18. Yarım kupada Hava Gücü'nde oynuyordu. Yani o zaman İdman Hoca ile Hava Gücü takımları karşı karşıya gelmişlerdi. Tabii yenişemediler. Ahmet Suat Özyazıcı Hava Gücü'nde oynuyordu. Ama o yarım kupada bile, şu an Trabzonspor Müzesi'nde bulunan o yarım kupa, o kupada kimse de yok. O yarım kupada bile yine Ahmet Suat Özyazıcı'nın emeği var sonuçta. Yani belki Hava Gücü'nün yarım kupasını göremedi ama o diğer yarım kupanın bir parçası Trabzonspor Müzesi'nde ve onu gördü. Tabii en değerli olan ne? O müzede Kıbrıs Barış. Bence Kıbrıs Barış. Kıbrıs Barış Kupası ve şu anda hiçbir takımda olmayan yine Ahmet Suat Özyazıcı ile beraber. O da yetmedi Yunus. Yani alınmadı, kupa bırakmadı. Zaten lakabı neydi?
kupa koleksiyoncusu. Bir başlık var. Bir sezonda 3 kupayı da kazanıyor. Kusura bakmayın başka kupa kalmadı kazanacağımız diyerek özür diliyordu. Trabzonspor'un altın sezonu 76-77'de bir sezonda 3 kupayı birden aldı. İşte Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık bir de lig şampiyonluğu. Ama o da bir deprem kupasını da aldı. Sonra Kara Kuvvetleri Kupası var, onu da aldı. Yani alınmadı, kupa bırakmadı. Şimdi böyle bir insandan bahsediyoruz ve hani bunu anlatmaya hakikaten kelimeler yetmez. Özkan Sümer, keza o da aynı. Özkan Hoca'nın da Trabzonspor'da hem futbolculuk kariyeri, hem teknik adamlık kariyeri, hem başkanlık kariyeri hep başarılarla dolu. Ben hep şöyle derim, Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor'un muhafazakar yüzüdür. Özkan Sümer de Trabzonspor'un devrimci yüzüdür. Kaybeden hiç yok. Devrimciler de kazandı, muhafazakarlar da kazandı ama bu iki değeri de bugün, yani birini iki sene sonra, şimdi Ahmet Suat Hoca'yı da bugün uğurluyoruz. Ahmet Hoca'yı hep aslında sportif yönüyle tanıyoruz ama aslında o da, Trabzon'un da en önemli esnaflarından bir tanesi. Kunduracılar Caddesi'nde. Kesin Kunduracılar. Kemer altında bir esnaf da Ahmet Suat Özyazıcı. Zaman zaman. Hala dükkan açık bu. Hala dükkan açık ve orada da ticaretini yapardı ve bence hani kantarın iki tarafı da birbirine eşit olacak derlerdi ya. İşte Ahmet Suat Hoca öyle bir şeydi. Öyle bir insandı. Asla kantarın bir tarafı bir tarafa asla sarkmazdı. Öyle adaletliydi. Yani bu esnaflığında değil, aynı zamanda teknik adamlık kariyerinde de her zaman adaletli davranırdı ve yani futbol tabii onun için bir yaşam, bir hayat, nefes aldığı yerdi. Zaman zaman da uğrardık yanına, kemer altındaki o mütevazi dükkanına, sohbetler de ederdik. Hatta sabah başyazarı Sayın Yavuz Donat da zaman zaman Trabzon'a geldiğinde ilk Ahmet Suat Öz yazıcının yanına giderdik. Sonra rahmetli Özkan Sümer'in Maçka'daki evine giderdik. Yani bu iki insanı hiçbir zaman ihmal etmemeye çalıştık. Ama dediğim gibi yeterince değer verebildik mi? Yeterince sahiplenebildik mi? Yeterince onları gönlünü hoş tutabildik mi? Yani işte bugün bu cenazeye gelen binlerce insan aslında ona vefasında göstermiş oluyorlar. Bugün eğer bu insanlar Trabzonsporlu ise Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümerler, işte Ali Kemal Denizciler, Şamil Ekinciler, işte o zamanlar Ruhan abi vardı, Ruhan Öngür rahmetli, Ali Osman Ulusoylar, işte Rıfat Dedeoğulları, onlar sayesinde ve şu anda da zaten kuruculardan da iki kişi hayatta kaldı. Bir tanesi Salih Erdem, diğeri de Nizamettin Algan. Allah onlara uzun ömürler versin. İnşallah. Ben onun döneminde gazetecilik yapan abilere sorduğumuzda futbol olarak Ahmet Suat Hoca ile ilgili ne söylersin diyor. Şunu söylüyor bize. Türk futbol tarihine atanla tutanın iyi olacaktır terimini kazandıran isim Ahmet Suat Özyazıcı'dır diyorlar. Sadece o değil. Bugün mesela sol ve sağ bekin hücuma yönelik bir kanat oyuncusu gibi oynamasını biliyorsun son 10-12 senedir görüyoruz modern futbolda. Ahmet Suat Özyazıcı onu o zaman yapan insanlardan bir tanesiydi. Turgay Semercioğlu da buradaydı. Evet, Turgay Semercioğlu, işte Dozer Cemil, yani o dönem bek oynayan oyuncuların ikisini de mutlaka hücuma katardı. Yarı sahayı geçemezdiler diyor. Biz diyor 1-0 kazanırdık maçları ama yani rakip gelmiyordu ki bize gol atsın. Zaten Trabzonspor bak o zaman tabii 2 puanlık sistemlere baktığın zaman, sisteme baktığın zaman o 2 puanlık sistemlerde Trabzonspor'un böyle 3'lük 4'lük maçları çok yoktur galip geldiği. Genelde 1-0, 2-0, 2-1. Şöyle bir şey var. Bir de Özkan Hoca ile Ahmet Suat Hoca arasında o dönem için çok tatlı bir rekabet vardı aslında. Ama o dönemler sona erdikten sonra bu ikiliyi çok sık da yan yana gördük. Bu iki ismi birlikte değerlendirmek istersen ne söylemek istersin? İki beynin çarpışmasından, iki beynin tartışmasından Trabzonspor ortaya çıktı. Trabzonspor oyunu ortaya çıktı. Şimdi hem Ahmet Suat Özyazıcı hem Özkan Sümer. Yani ikisinin de oyun sistemi belki birbirinden farklıydı ama nihayetinde iki oyunda başarı getirdi. Yani hiç birbirinden bağımsız iki oyun vardı sahada. Çünkü ikisinde farklı sistemi vardı ama iki sistemde Trabzonspor'da başarıyı getirdi sevgili Yunus. Yani onlar önemli şeyler. Dolayısıyla bugünden yarınlara artık Ahmet Suat Özyazıcı'nın o bıraktığı mirası yine bugünkü Trabzonsporlular taşıyacak.
Ya zaten sen de az önce bahsettin. Abdullah Hoca göreve gelir gelmez ilk yaptığı şeylerden biri aslında o dokuya hissettirmekti tekrar. O kasket takımını başlatması bir daha önceden de ben bunu kullanıyordum ama Ahmet Hoca'nın eşofmanın üstüne de kasket taktığını görünce bunu tekrar hatırlatmak istedim dedi. Bundan sonrası için de aslında çok daha fazla hatırlanacak gibi geliyor. Belki o arada bir kuşak farkıyla bir boşluk oluştu ama şu an görüyoruz ki bence o fark da açılacak, tekrar kapanacak gibi gözüküyor. Abdullah Hoca ile beraber kapanır. Evet. Çünkü Trabzonspor'un tarihindeki o misyonunu bugünden geleceğe taşımak için iyi adımlar atıyor. Ve Trabzonspor'u Trabzonspor yapan insanlarla beraber sürekli hasbihal ediyor. Zaten birçoğu onun eski arkadaşı. Özkan Sümer biliyorsun Abdullah Avcı'yı Trabzonspor'u istemişti ama nasip olmamıştı gelmek. Ama Ahmet Suat'la beraber de tabii zaman zaman Abdullah Hoca'nın hasbihal ettiğini de biliyoruz. O kasket akımını başlatması yanılmıyorsam 2 sene önce İstanbul'daki Beşiktaş galibiyetinden sonra oldu. Kasketliler geri döndü diye. Şimdi bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir cümle. Çok ve bu modda haline geldi artık. Bir kasket akımı başladı ama zaten o akımın geçmişte en büyük temsilcisi kasketin Ahmet Suat Özyazıcı. Ya bir insan eşofmanın üzerine kasket takar mı? Öyle bir idoldü işte. Onu konuşmak lazım. Dolayısıyla kim gelirse gelsin Trabzonspor'un kendi değerlerini, kendi maneviyatını, kendi kültürünü, kendi sosyolojisini, kendi köklerini her zaman sağlam bir şekilde tutarak geleceğe taşıması lazım. Bunu temsil eden herkes Trabzon'da mutlaka başarılı oluyor sevgili Yunus. Özkan Sümer şampiyonluğu göremedi. Rahmetli oldu maalesef. Allah gani gani rahmet eylesin. Ama Ahmet Suat Özyazıcı gördü. Hatta şampiyon olduktan sonra da Abdullah Avcı kendisini ziyaret etti. Çok da güzel bir fotoğraf vardı, hatırlıyor musun? Özkan Sümer'le Ahmet Suat Özyazıcı yan yana otururken kasketleriyle beraber aslında o fotoğraf gerçek bir fotoğraftı ama arkasına orada Başkan Ahmet Ağoğlu kasket koydu yanılmıyorsam. Evet. Kasket koydu değil mi oraya? Evet, kasketi naaşın üzerine koydu. Evet, işte tam kasketten bahsederken işte Sayın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu da o söylediğimizin aslında ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu da gösterdi. Biz şu an burada bulunduğumuz açı belki çok dar kameraman arkadaşım Özgür Özdemir de gösteremiyor ama burada da çok kişi de var bu arada. Evet. Kasket. Mesela Sayın Başkan Yardımcımız Zeyhat Kafkas burada. O da kasketini takmış durumda. Birazdan da cenaze namazına geçilecek ama şöyle bir şey de sormak istiyorum. Ahmet Suat Özyazıcı'nın ismi Trabzon'da bir statta şu anda yaşatılıyor. Ama bu ismin daha fazla yaşatılması adına sence neler yapılmalı bundan vallahi, sonrası için? Az önce Zeyyat Bey'i işaret ettin. Ben de onu işaret ederek artık gereğini yapacaklar. Özkan Sümer Akademisi var, futbol akademisi var. Ahmet Suat Özyazıcı'nın adı yani çok anlamlı ve değerli bir yerde bence yaşatılmalı. Ha bu stadyum mu olur şu anda Trabzonspor'un maçlarını oynadığı yoksa başka bir yer mi olur bilmiyorum ama hani benim fikrimi soruyorsan ben kesinlikle Trabzonspor'un bugün maçlarını oynadığı stadyumda hani kompleksin adı yine Şenol Güneş Spor Kompleksi kalacak şekilde Ahmet Suat Özyazıcı Stadyumu şeklinde olmasını isterim açıkçası ama buna tabii Trabzonspor'un mevcut yönetimi ve kurulları karar verecekler. Bu çok da fazla dillendiriliyor son dönemde özellikle. Bu tabii Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun bir kararı ama aynı zamanda bir sponsorluk görüşmeleri de var tabii. Onlar evet, bağdaşacak şekilde bunu uygulamaya sokması gerekecekler. Son olarak şunu soracağım. Birazdan cenaze namazına ilgili detayları da yine size aktarıyor olacağız ama bir yandan da Trabzonspor adına mücadele de devam ediyor Sayın Özdemir. Basel maçını kazandı Trabzonspor ilk maçı. Bu ilk maçtan sonra ikinci maç için siz neler söylemek istersiniz? Vallahi şöyle hani Trabzonspor bu şu ortamlarda aslında futbolun hiç konuşulamayacağı, kelimelerin çok fazla söze dökülemeyeceği yerler. Trabzon... Her iki teknik adam da dedi ya oynamak oynamaya mecbur bırakırız. Evet. Yani bu ortamlarda futbol konuşulmuyor. Dolayısıyla Trabzonspor buradan bir avantajlı bir şekilde oraya gidecek. İnşallah orada da turu geçerek hiç olmazsa şu acıları yaşadığımız günlerde ufak bir mutluluğu da insanlarımıza vermiş olurlar. Bu arada
Beşiktaş Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş de geldi. O da vefasını gösterdi çünkü teknik direktörüyle aynı zamanda Ahmet Suat Özyazıcı. İşte vefa her zaman İstanbul'da bir şehir adı olmamalı sadece tek başına. Çok fazla konuşuluyor, dinlendiriliyor. O da kendisi direkt ayağının tozuyla Trabzon'a gelir gelmez önce törene, sonra buraya geldi. Biz yavaş yavaş çekilelim çünkü birazdan cenaze namazı da başlayacak. Orayı da yine kameraman arkadaşım Özgür Özdemir size aktaracak. Ama şimdilik sözü stüdyoya bırakalım çünkü birazdan cenaze namazı başlayacak. Oradan devam ederiz. Ağzınıza sağlık. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet, Ahmet Suat Özyazıcı'ya veda günü. Biz de bir kulağımız bir gözümüz o noktada. Son yolculuğuna uğurlanırken bir kez daha ailesine, yakınlarına, spor camiasına, futbol camiasına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz diyelim. Tabii hem Ulaş Özdemir hem Yunus Emre Sen detayları paylaştılar. Biz de birazdan tekrar o noktaya gideceğiz. Bir şey de ekleyeyim Zeyda'cığım. Kusura bak. Nizamettin Algan var. Trabzonspor'un yaşayan şu an en yaşlı efsanemiz. Yazın köyünde ziyaret etme şansı buldum. Onun bir Ahmet Suat tarifi vardır. Çok net ve basittir. Çok güzel tarifidir. Onu söyleyeyim ya. Tabii ki. Nizamettin abi, Suat'ın en büyük özelliği aklı ile ayağını birleştirerek kullanmasıdır demişti. Tam tarif budur. Aklını ve ayağını birleştirir. Çok zekiydi. Kazandı. Ve asla işinde samimiyetle sarılmaktan vazgeçmez. Onu yaptığı özelliği zaman zaten buydu. Futbolcu oluyorsun. Evet. Akla ayağını spor adam oluyorsun. Spor adam oluyorsun bitirdikten sonra. Kupa koleksiyonu diyoruz Suat Hoca için. Bir yandan da 1958 yılında hava gücü takımıyla birlikte Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası'nda dörtlü finale kaldı ve final maçları için Trabzon'a, memleketine geldi. Eski takımı İdman Hoca ile 3 maç sonunda puan veya averajlar eşit olunca bir çözüm bulunamadı. Ve federasyon her iki takıma da şampiyon ilan etti. O meşhur futbol tarihimizde de hep anlatılan yarım kupa. O da şöyle oluyor. Çözülemiyor bir türlü sorun. Maçın tekrar oynanması teklif ediliyor. Hava gücü reddediyor. Çünkü İdman Hoca ile bir şekilde maçı berabere bitirmek. Tabii o dönem. Onlar için başarı. Ne yapalım? Çözüm ne? Avni Aker'in yukarısında Endüstri Meslek Lisesi vardır. Kupayı oraya getiriyorlar. Endüstri Meslek Lisesi. Tesfiye bölümünde ortadan ikiye bölüyorlar. O zamanın federasyonu da bu çözümü buluyor. Bilmiyorum federasyon başkanı Hasan Polat mı? Kimse. Onları da takdirle anıyorum. Çok güzel bir hatıra bence bırakıyorlar futbolumuzu. Daha yani bir buluş. Yani hep hala konuşuyoruz. Yani herhangi birisi almış olsaydı kupayı bu kadar konuşulmayacak. Evet. Ve spor tarihinde de futbol tarihinde de en çok konuştuğumuz çok enteresan hala hikayelerden biridir. Bir daha olmaz böyle bir şey. Büyük ihtimal. Dünyada da bir örneği var galiba. Ortadan kesilen kupa var mı? Ya da yanlış hatırlıyor da olabilirim. Sanki İspanya'da ülkemizde sanki bir tane böyle bir şey bir bölüşüm daha var. Net konuşmayayım. Yarım kupayı da biz Ender Bilgin ve Kemal abinin, Kemal Belgin'in Bir Zamanlar Futbol programında. Kemal abide neler neler var. Belki Kemal abi çok bugün daha şeyler anlatacak bize. Katılacak yayınımıza Kemal Belgin'de, sevgili Kemal Belgin'de. Ben yarım kupa hikayesini ilk Kemal abiden, Kemal Belgin'den dinlemiştim. Trabzonspor'un müzesinde yarım kupanın yarısı Ahmet Suat Özyazıcı'ya veda ediyoruz bugün. Hocaların hocası, kasketlilerin öncüsü, devrimin mimarı ve kupaların efendisi ki Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağulu da camiye geldiğinde naaşının üzerine kasketi yerleştirdi. Bu da Ortahisar Belediye Başkanımız. İyi bir Trabzonsporludur. Bir yandan Trabzon'dan canlı görüntüleri sizinle buluşturuyoruz. Futbolumuzun dervişini uğurluyoruz. Tam bir dervişti. 1936 yılında Trabzon'da doğdu Ahmet Suat Özyazıcı. 1953'te Trabzon Yol Spor'da başladı futbol hayatı. 1958 yılında işte hava gücüne ile birlikte Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası'nda dörtlü finale kaldı. Trabzon'a geldi. 1967'de Trabzonspor'a transfer oldu. İki sezon Trabzonspor'da oynadıktan Ceyda, o transfer işi de ilginçtir. Noktaladı. Mesela 1966'da, 67'de transfer oldu diyorsun ya. 66'da İdman Hoca yani merkezi otoritenin her şehirden bir futbol takımı kurulsun ve lige öyle devam edeceğiz
açıklaması ve teşviki sonrası idman ocağı o hakkı kendisine görerek kendi takımını kurmak istiyor. Fakat Trabzon'da rekabet idman ocağı idman gücü üzerine kuruludur. İdman gücü cephesi daha hızlı hareket edip Karadeniz Spor, Martı Spor kuruyorlar bir takım. Onu sunuyorlar lige. 1966 kırmızı beyazlı Trabzonspor. Ve onu sunduğu sırada idman ocağı da Danıştay'a dava açıyor ki bu haksızlık oldu filan. Sonuçta Danıştay idman ocağını haklı buluyor. Trabzonspor maçlarını oynarken, devam ederken kırmızı beyaz formayla Danıştay idman ocağını haklı buluyor. Yürütmeyi durduruyor. Ortalık karışıyor. Tekrar Ankara'dan deniyor ki ya birleşin ya sizi almıyoruz. İşte Trabzon'la tekrar bir araya geliyorlar. Bir takım kurmaya çalışıyorlar. O sırada Ahmet Suat kendi inisiyatifini kullanarak Trabzonspor yöneticileri onu kaçırmak istiyorlar. Ahmet Suat diyor ki kaçırmanıza gerek yok diyor. Ben kendim gelirim. Ve Ahmet Suat kendiliğinden idman ocağını bırakıp yeni kurulan takıma geçiyor. O geçince de idman ocağının temel direği Ahmet Suat Özyez. O geçince aslında buzlar eriyor. Orada da liderlik vasfını görüyoruz hocada. Bir tavır koyuyor, duruş gösteriyor. Ve o duruş Trabzonspor'un belki birkaç yılda gecikmesinin önüne alıyor. Ve 67 yılında işte kendiliğinden geçiyor Trabzonspor'a. Onunla birlikte başka birkaç oyuncu daha geçiyor. O zamanın flash oyuncuları. Yolspor örneğinden de bahsediyorsun ya Ceyda. Mesela Yolspor daha 17-18 yaşında bir delikanlı bu. Yolspor takım kuracak. O zamanın Yolsporlar hani bütün Türkiye genelinde güçlüdür biliyorsun. Yani karayollarının takımıdır. Mesela idman ocağı günleri daha başlamamış. Yolspor için takım kuracaklar. Makulo mahallede lisansı olmayan gençler arıyorlar. Onlardan biri de Ahmet Suat. Yani aslında böyle Trabzon sokaklarında dolaşan çocukların genetik yatkınlıklarının ne ölçüde olduğuna dair bir örnektir. Ahmet Suat'ın hiçbir lisanslı bir oyunu falan yokken, planlaması yokken gidiyor Yolspor'da başlıyor. Bakıyorlar ki bu çok büyük topçu. Sokaklarda öyle yüzlerce çocuk var. Belki şimdi de var. Muhtemelen vardır ama endüstriye futbol sonrası oyuncuların kendiliğinden bir yere gelme dönemi bitti. Onlar menajerler eliyle parlatılmadan, köpürtülmeden onu piyasaya diyormuş. Sunulmuyorlar. O dönemle o Yolspor'da futbola başlayış hikayesi de masumiyetin bir örneği olarak önümüzde duruyor. Fakat sonrasına işte bugüne geldiğimiz zaman da kirlenmişliğin bir işareti olarak bir belirteci olarak karşımıza çıkıyor. O da ayrı bir hikaye, ayrı bir acı. Ve 1967'de Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 2 sezon Bordo Mavi takımda oynuyor. Futbol kariyerini noktalıyor Özyazıcı. 1970-71 sezonunda Altan Santepe'nin yardımcılığını yapıyor Bordo Mavililerde. 1972-73 sezonunda Trabzonspor'un genç takımını çalıştırırken Mustafa Ertan'ın yerine teknik adamlık koltuğuna oturuyor ve teknik adamlık kariyeri de böyle mi başlıyor? Öyle başlıyor ama sonrasında yine bırakıyor. Trabzonspor'u ikinci ligde şampiyon yapıp birinci lige çıkarıyor. Trabzonspor o sezon o dönemin yöneticilerinin tasarrufudur. Yani eleştirmek için söylemiyorum. Türk futbol piyasasında daha güçlü bir yeri olan en azından medya desteğiyle ya da etkisiyle daha güçlü bir yeri olan herkesin hemfikir olduğu bir isimle anlaşıyorlar. O da Fenerbahçeliliğiyle bilinen Şükrü Ersoy. Trabzonspor şampiyon olduğu sezona Şükrü Ersoy'la başlıyor aslında. Ve Şükrü Ersoy başlarda skorlar iyi gidiyor. Biraz skorlar bir yenilgi alıyor. Bir beraberlik şu bu derken Şükrü Ersoy bırakıyor. Yönetim Ahmet Suat'a teklif ediyor. Tekrar gelir misin diye. Ahmet Suat tekrar o takımı alıyor. İlk yarıda 1-0 yenildiği Fenerbahçe'yi ikinci maçta 1-0 yenerek hem rövanşı almış oluyor hem de o sezonun şampiyonu oluyor Trabzonspor. Ama burada şeyi de söylememiz gerekiyor. Yani Şükrü Ersoy'un da Trabzonspor'a büyük katkısı olmuştur. Yani Ahmet Suat bunu hiçbir zaman inkar etmedi zaten. Şükrü Ersoy'un kendisinin bıraktığı takıma Şükrü Ersoy'un kattıklarıyla birlikte tekrar geri alıyor ve o takımı şampiyon yapıyor. Şöyle bir ilginç şey de var. Ahmet Suat Özyazıcı ile Trabzonspor'un 10 yıllık döneminde işte 6-7'sinde Ahmet Suat'laydı. 3-4 yılında Özkan Sümer'leydi. Ahmet Suat'ın yönetimindeki Trabzonspor şampiyonluk mücadelelerini hep Fenerbahçe ile verdi. Yani hiç Galatasaray Beşiktaş olmadı. Tesadüftür yani bu da. Sonuçta Trabzonspor bir sezon Galatasaray'la, bir sezon bir kısmen işte Adana Spor'la çekişti.
Onun dışındaki bütün çekişmeler Fenerbahçe ile oldu ve o bütün çekişmelerde Trabzon'un başında Ahmet Suat gidelim. Var. Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey büyüklükte eşsiz, merhamette sonsuz, affetmede sınırsız olan Rabbimiz, okunan Kur'an-ı Kerimleri kabul eyle. Hasıl olan sevabı bizzat sevgilimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu saadetlerini arz ediyoruz, kabul et, haberdar eyle. Hasıl olan sevabı bütün enbiyanın, evliyanın, cihar-yâri güzin efendilerimizin, vâşire-i mübeşşere efendilerimizin, şühedamızın, gazilerimizin de ruhlarına bağışladı, kabul et, haberdar eyle. Ya Rabbi, deprem felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimizin ruhlarına bağışladı, kabul et, haberdar eyle. İlahi Ya Rabbi, hasıl olan sevabı bahusus el an, şu anda musallada bulunan merhum Ahmet Suat Özyazıcı abimizin ve diğer merhumun ruhuna bağışladı, kabul et, haberdar eyle. Ya Rabbi, kendilerine rahmet eyle. Ya Rabbi, seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Ya Rabbi, okunan Kur'an-ı Kerim'in nuru ile kabirlerini pür nur eyle. Kabirlerini ziyaretgâhi melaike-i asuman eyle. Ya Rabbi, cennetini cemalinle ikram eyle. İlahi Ya Rabbi, bizlere de son nefeslerimizde iman, Kur'an selameti nasip eyle. İlahi Ya Rabbi, depremde yaralı olan kardeşlerimize acilen şifalar ikram eyle. Devletimizi, milletimizi payidar eyle. İlahi Ya Rabbi, devletimize yardım eyle. Ya Rabbi, canla başla enkazda çalışma yapan kardeşlerimize yardım eyle. Hizmetini, yardımını üzerlerinden esirgeme. Dualarımızı da kabul eyle. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, musallada olan kardeşlerimizi hal-u hayatında nasıl bilirsiniz? Tekrar nasıl bilirsiniz? İyi. Yine nasıl bilirsiniz? Mutmin ve muvahid olduklarına şahit misiniz? Aynen. Tekrar şahit misiniz? Aynen. Yine şahit misiniz? Aynen. Dünyalık hak ve hukukunuzu kendilerine helal ettiniz mi? Helal olsun. Tekrar helal ettiniz helal mi? Helal olsun. Yine helal ettiniz helal mi? Helal olsun. Cenab-ı Hak yaptığımız hellalığı kabul eylesin. Aynen. Ruhlarını şad eylesin. Aynen. Derecelerini âli eylesin. Amin. Kıyamet günü Peygamber Efendimiz'e onları ve bizleri yoldaş eylesin. Amin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, dört tekbir de uydum imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Her kişi niyetine. Allahu Ekber.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhları için ve kâffeye iman ervahı için Allah rızası için. El-Fatiha. Uzaktan yakından gelen kardeşlerim, cenaze sahipleri adına hepinizden Allah razı olsun. Yolunuz yolumuz açık olsun. Evet, yavaş yavaş yolumuz açık mı? Yok, oradan baş hisar. Yok, oradan atacağız da şimdi yapalım da. Evet, 1936 yılında Trabzon'da doğdu Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, Anadolu devrimini başlatan bir kupa koleksiyoncusu. 1953'te Trabzon Yolspor'da başladı futbol kariyeri. 1958 yılında Hava Gücü takımıyla birlikte Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası'nda dörtlü finale kaldı ve final maçları için memleketi Trabzon'a gelmişti. Eski takımı İdman Ocağı'yla 3 maç sonunda puan ve averajlar eşit olunca bir çözüm bulunamadı ve federasyon her iki takımı da şampiyon ilan etti. Yarım kupanın da sahiplerinden. 1967'de Trabzonspor'a transfer oldu. 2 sezon Trabzonspor'da forma giydikten sonra futbolculuk kariyerini noktaladı. 1970-71 sezonunda Altan Santepe'nin yardımcılığını yaptı Borca Mavili takımda. 1972-73 sezonunda Trabzonspor'un genç takımını çalıştırırken Mustafa Ertan'ın yerine teknik adamlık koltuğuna oturdu. 1999-2000 sezonunda 14 maçta son kez Trabzonspor teknik direktörlüğü yapmıştı. 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Lig Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Başbakanlık Kupası, 2. Lig Şampiyonluğu ve Balkan Kupası diye de Selahattin abi eklemişti. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz Ahmet Suat Özyazıcı'ya, hocamıza, yakınlarına, Trabzonspor camiasına, Trabzon'a ve tabii Türk futboluna, Türk spor camiasına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.